나만 가르를 날래. 다 자체면 밤부리가 렉메는 인심 때만 뭐 존나만. 주주무주. 납치였어. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hamburger yapacağım size. Kıyma, domates, peynir, salatalık, turşu, soğan, ketçap ve mayonez almaya gidiyoruz. Daha sonra size Alvin Special Burger yapacağım arkadaşlar. Öncelikle iyi bir hamburger yapmak için önemli olan şeylerin ne olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Malzeme tabii ki de. Eğer ünlü bir restorana gidip güzel bir hamburger yemek isterseniz hamburgerin köftesi büyük ihtimal özenle hazırlanıp seçilen bir köftedir en iyi aşçılar tarafından. Ben kendimi bir aşçı olarak görmüyorum. 55-60 kiloyum. Yemek yemeyi pek sevmiyorum ama seven arkadaşlar için yemek yapmayı seviyorum ben. Maru'nun çalınan motoru değil mi bu? Ya motosikleti de çalmazsın abi. Maga be. Geçen yıl saçımı kestirdiğim kuaför. Siz bana diyorsunuz ya saça bak, baka saç diyor. Aha bu adam yapıyor işte. Arkadaşlar şimdi Migros'a gidiyoruz. Alışveriş yapmak için içeri giriyoruz. Ne alacağımızı söylemiştim zaten. Yok izniniz yok ama burada oturuyoruz zaten. Ya, Migros'a gireceğiz zaten. Tamam kapat mı? Evet ürünlerimizi aldık şimdi. Köftemiz, hamburger, ekmeğimiz, domates, salatalık bilmem ne, her şeyi aldık. Şimdi hamburger yapmanın zamanı geldi. YouTube kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi alışverişimizi yaptık, eve geldik. Burada malzemelerimiz var. Malzemelerimiz cheddar peyniri, tereyağı, ketçap mayonez, hamburger ekmeği, hamburger köfteleri, domates, marul, soğan, karabiber, tuz. Ama tuzumuz Himalaya tuzu, orası ekstra. Dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi hemen güzelce ızgaramızı açıyoruz. Hiç beklemeden bıçağımızı alıyoruz arkadaşlar. Neden bıçağı aldın abi diyeceksiniz şimdi. Buradan bir dilim tereyağını bıçağımızın ucuna şu şekilde alıyoruz bir kare boyutunda. Daha sonra köftemizi alıp buraya koyuyoruz. Fakat dikkat etmemiz gereken şey tereyağını köftenin üstüne güzelce yediriyoruz. Bir adet tereyağını bu şekilde köftenin üstüne şöyle koyduk. Tereyağı burada birazdan ısınıp eriterek köftemizin lezzetine lezzet katacak. Daha sonra burada köftemiz pişerken diğer köftemizi alıyoruz. Diğer köftemizi de buraya koyup üstüne yine bir kare tereyağını bırakıyoruz. Yakın çekim alabilir miyim? Bu şekilde köftelerimiz pişmeye başladı. Ama şimdi böyle olması biraz evet uygunsuz kaçtı. O yüzden köftemizi hemen karabiberle şöyle dökerek hamburgere yediriyoruz. Üstüne bir adet tuzumuzu koyacağız. Tuzumuzu ne yapacağız? Tuzumuzu nusret şekli olarak koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra köftemizdeki tereyağı erimesi için ızgaramızın kapağını bu şekilde kapatıp içeride bir akım oluşturuyoruz. Domateslerimizi keselim bir yandan hiç beklemeden. Domateslerimizi kesiyoruz. Bakın domatesin kırmızılığına ve şuradaki bitkinin yeşilliğine dikkat çekmek istiyorum. Ne kadar taze olduğu orada göz önüne serilsin. Burada şimdi domatesi kesmemiz için ortadan ikiye sakincene domatesimizi kestik. Küçük ve ince dilimler olması burada önemli çünkü hamburgerimizi çok şişirmek istemiyorum. Malzemesi bol, aynı zamanda da ince bir hamburger olması lazım. Şimdi hamburger ekmeğinin inceliklerini anlatalım hemen. Hamburger ekmeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Normal bir ekmek şu an. Biz bunu özel bir ekmeğe çevirmek üzereyiz. Hamburger ekmeğimizi şu şekilde açtık. Üst ve alt olmak üzere. Hamburger ekmeğimize de yine bir adet tereyağımızı sürdük bu şekilde. Burada önemli kısım arkadaşlar tereyağımızı eritebilmek. Tereyağımızı eritmemiz lazım. Şuraya şu şekilde koyuyoruz. Köftelerin yerini değiştirelim. Bakın ızgaranın izi köftelerin üstünde kalışı. Önemli olan taraf bu zaten. McDonald's, Burger King yani hepsinin karışımından daha iyi bir hamburger köftesi elde ettik. Aynı şekilde tereyağı taktiğimizi yapıyoruz. Ekmeğimizin tam ortasına şu şekilde sürüyoruz tereyağını. Daha sonra buraya ekmeği oturtuyoruz. Üstünü içeride bir akım oluşsun diye tekrar kapatıyoruz. Maşayla da bastırarak böyle. Köftemiz ve ekmeğimiz içeride sıcak hava dalgasına maruz kalırken soğanımızı kesiyoruz arkadaşlar ortadan. Şak diye kestik soğanı.
soğandan sadece içindeki güzel tarafları alıyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar kırmızı ve mor ahenkle dans ediyor soğanın içinde. Kaan Bey niye kırmızı soğan kullanmıyorsunuz? Beyaz soğanı zaten ateşte pişirsek o da kızaracaktı. O yüzden en iyisi kırmızı soğan kullanalım dedik. Etlerimizi kontrol ediyoruz. Ahenk içinde dans ediyor. Köfte ile ızgaranın mükemmel uyumu arkadaşlar. Köftelerimiz hazır. Ekmeğimiz hazır. Çıkaralım. Şu köşeye koyalım. Bakın ekmeğin üstüne peynirle başlamak istiyorum. Önce bir adet peynirimizi ekmeğimizin ortasına koyuyoruz. Şu şekilde koyduk. Bir adet domates parçasını alıyoruz. İnce kestiğimiz domates parçasını alıp peynirin üstüne koyuyoruz ve domatesi bir adet başka bir peynirle saklıyoruz, kamufle ediyoruz. Biraz karabiber. Daha sonra soğanın en güzel yerini ayıklayıp zarını da çıkartıp ince dilimlere ayırıyoruz. Soğanımızı da küçük bir şekilde şöyle şuraya koyduk. Marulla sıra. Arkadaşlar rahatsız olduğum bir şey var bu hamburgerlerde. Ben normal dışarıdan hamburger söylediğim zaman adamlar alıyor marulu zınk diye böyle üstüne bırakıyorlar. Biz marulu kıvırıyoruz. Bakın küçük bir marul parçası haline getirip şu şekilde yerleştiriyoruz. Hamburger köftesini fazla şişirmeden, boyutunu arttırmadan yapıyoruz. Köftelerimizi bir göz atalım. Köftelerimiz olmuş. Son demlerinde köfteler. Hamburger köftemizin üstünde eriyen cheddar peynirleri şu an arkadaşlar. Bunlar burada eriyip köfteyle bütünleşecekler. Daha sonra hamburger köftemizin en üst kısmını kapatacağız arkadaşlar. Bu ekmeğimizi daha fazla pişirmeyelim yoksa ortada ekmek diye bir şey kalmayacak. Bunu köşeye alıyoruz. Köftemizi artık çıkarmanın zamanı geldi. Bakın şuraya da yakın çekim istiyorum. Bu şekilde köftemizi koyuyoruz. Diğer köftemizin üstünde erimesini beklerken birazcık üstteki ekmeğimize mayonezin beyazıyla kamufle ediyoruz. Daha sonra ketçabımızı alıyoruz. Ketçabımızı da köfteye sıkıyoruz. Daha sonra şuraları yediriyoruz arkadaşlar. Şimdi son cheddarlı köftemiz pişerken köftemizin üstüne yine bir adet kırmızı soğanı tam ortaya koyuyoruz. Yanına da küçük parçalar kardeşlerini ekliyoruz arkadaşlar şöyle. Bir iki tane kardeş ekledik. Soğan estetik durmuyor şu an köftenin üstünde. O yüzden tam soğanların uç noktalarına mayonez pıtırcığı ile estetik olmayan soğanlarımızı gizliyoruz arkadaşlar. Artık son köftemizi yerleştirmeye geldi. Son köftemizi alıyoruz. Şöyle hamburger köftemizin ikincisini de yerleştiriyoruz. Bitmedi. Biter mi? Bitmez. Bir adet daha domates. Ama çekirdeklerini de atıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde domatesi de koyduk. Ekmeğimizin üst tarafını kapatma zamanı ve hamburgerimizi bitirme zamanı geldi. Bu şekilde hamburgerimizin son görüntüsü ortaya çıkıyor. Üstüne biraz karabiber. Görüntüsünü güzelleştirmek için serçe parmağı boyutunda tereyağı ekmeğin üst tarafına sürüyoruz. Yanlara doğru. Her yerine bandırıyoruz. Yanlardan sıkıştırıyoruz. Hamburgerimiz şu an servise hazır arkadaşlar. Önce kürdanlarla hamburgeri sabitliyoruz arkadaşlar. Bu kürdanla nasıl sabitleyeceğim ki hamburgeri? Sabitledik sayılır. Bu benim hayatımda ilk yaptığım hamburger bu arada. Bence ilk hamburgere göre güzel bir performans çıktı. Bakın hamburgerin içinde kürdan kayboluyor arkadaşlar. Şu an bu hamburgerin içinde bir adet kürdan var. Ve bunu sadece bu videoyu izleyen insanlar biliyor arkadaşlar. Hamburgerimiz... Oh, daha güzel bir hamburger görmemiştim bu arada. Daha yaratıcı, daha güzel, daha... Yandan peynirleri akan, ketçap mayonezi bol, marulu soğanı domatesi içinde gizli. Bakın şuradan baktığında domates görebiliyor musun? İçinde domates var. Soğan görebiliyor musun? İçinde soğan var. Peynir görebiliyor musun? İçinde peynir var abi. Gizli saklı Alvin Special Burger arkadaşlar. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolaydı. Hamburger yapmak basit iş. Evet arkadaşlar hamburgerimiz bitti. Son olarak duruşu böyle gayet güzel duruyor aslında. Ama şey sorularını duyar gibiyim. Abi ben bunu nasıl yiyeceğim? Ağzıma sığmaz mı falan diye sorularınızı duyar gibiyim. O yüzden eğer bunu ısıramıyorsanız parça parça yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ateş beni çağırıyor. YouTube kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayatımda ilk kez size hamburger yaptım. Bir like'ınızı alırız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.